Can ve mal kayıplarının en büyük sebebi ihmalkarlıktır. Gerekenlerin yapılmamasının sonucunda bu kadar can ve mal kayıpları oluyor. Az önce doğru bir ifade kurdunuz. Deprem sadece Türkiye'nin gerçekliği değil, Van'ın gerçekliği değil. Bütün dünyada var olan bir gerçekliktir. Ama işte Çin, Japonya gibi ülkeler buna karşı tedbirlerini almışlar. Yani çok daha şiddetli oranda gerçekleşen depremlere karşın böyle can ve mal kayıplarını minimuma indirebiliyorlar. Fakat Türkiye'deki genel yaklaşım maalesef şey değil. Buna karşı tedbirleri tam olarak alamıyorlar, sağlayamıyorlar. Sebebi Van'daki deprem 2011 yılındaki deprem Van'ın ilk depremi değildi yani. Daha önce Çaldıran depremi vardı ve o zaman da büyük can ve mal kayıplarına sebep olmuştu. O büyük musibetlerle, büyük derslerle önlem alınması gerektiğini en çıplak halde ifade etmişti zaten. Fakat ondan sonra çok çabuk unutuldu. Unutulunca da tedbirler öncelik olmaktan çok gerilere düşmeye başladı. Van'daki olay Van maalesef kent anlamında, kentlilik anlamında gelişmemiş. Öyle bir bilinç kazanmamış. Kazanmadığı için de Van'ı idare edenler genellikle sermaye grupları, rant grupları, çıkar grupları oluyor. Öyle ki zaten mesela depremden sonraki 8 yılımızın tamamı neredeyse kayyumla yönetildi. Dolayısıyla kayyumun temel amacı da belliydi. Yani belli bir zümreye hitap eder. Belli bir zümrenin menfaatlerini, çıkarlarını gözeterek kentte bazı uygulamalara başvurdu. Mesela depremden sonra deprem dirençli bir yöntemle de deprem dirençli bir planlamayla değil de tamamıyla işte müteahhitlerin gözünü kamaştıracak bir şekilde, iştahını kabartacak bir şekilde belli bölgelere, belli lokasyonlara imar alanları açıldı. Ve bu imar alanları açılırken de tamamıyla müteahhitin inekkarı gözetilerek açıldı. Mesela Van'ın işte İpek yolunun aşağı bölgeleri komple bizim zemin anlamında gevşek, sıvılaşma dediğimiz oranın yüksek olduğu bir bölgedir. Bu bölgelerde planlamanın yapılmaması gerekirdi. Hatta öyle ki 2011 yılında gerçekleşen deprem sonrası yeni fay hatlarının oluşup buluşmadığı analizi çalışması yapılmadı. Kimsenin bunun üzerine ya da buna dair bir planlaması olmadı, çalışması olmadı. En son işte Naci Görür ve ekibi Van depreminden sonra bir çalışma alanı yarattılar ve onların tespitiyle işte Van Terzioğlu ve İskele Caddesi arasında var olan, hatta İskele Caddesi'nin boydan kesen bir fay hattının, diri bir fay hattının, stres biriktiren bir fay hattının oluşumundan söz ettiler. Naci Hoca bundan söz edene kadar o bölgede muazzam bir yapılaşma gerçekleşti zaten. Bir imar planlaması yapıldı zaten. Sermayenin ve rantın hizmetine uygun bir şekilde yerleşim alanları açıldı. Yapılaşma söz konusudur ve bu yapılaşmayı tehdit eden bir diri bir fay hattı var. Bu fay hattı elbet bir gün enerjisini boşaltacaktır. Depreme sebep olacaktır. O vakit 2011 yılında gerçekleşen depremden çok daha büyük can ve mal kayıpları kayıplarla karşı karşıya kalacağız. Bu bir gerçekliğimizdir. Meslek odaları ekseriyetle hemen 13 yıldır tamamında deprem yol dönümünde çağrılar yapmıştır. Çağrılarının detaylarını açıklamıştır, yapılması gerekenleri söylemiştir. Yani bunun içerisinde işte bir deprem senaryosunun, bir planlama hazırlığının, bir kentsel dönüşüm, yani deprem dirençli bir kentsel dönüşümün ihtiyacının ne kadar ivedi ve elzem olduğunu ifade etmiş, anlatmış ve bölgesel riskleri de ilgili kurumlara aktarmıştır, onlarla paylaşmıştır. Eğer ki bu çağrılar dikkate alınmış olsaydı o vakitler, onun üzerinden bir çalışma gerçekleşebilirdi. Fakat maalesef bütün bu çağrılar ilgili muhataplarca dikkate alınmadı. Bunların dışında dikkate alınan şeyler yine sermaye camiasının, sermaye sınıfının rantın ve çıkarın talepleri dikkate alındı. Öyle ki zaten kentte yaşayanlar bilir yani 2 Nisan'dan devam edip Terzioğlu'ndan aşağıya giden şu an o tali yollar kentin en rantın yüksek olduğu bölgesidir. Biraz daha yan tarafına gidin bakın hala 2011 yılında kalan depremlerden kaynaklı yerleşim illeri var. Konteyner kentler var yani. Hala oralarda kurulu barakalar var. Yani o barakalarda yaşayan gerçekliğimiz var. Hemen yanı başında buna karşı maalesef tedbirler alınmamış. Bu tedbirlerin
Sebebin ise dediğim gibi kentteki demokrasi eksikliği, özgürlüklerin eksikliği, toplumsalın dikkate alınmaması, halkın temel taleplerinin tali olarak görülmesi ve halkın bu yönden bir bilinç kazanmamasıdır. Mesela eğitim, kent ve deprem gerçekliği olan yerlerde eğitim müfredatlarına depremle nasıl yaşanılır, deprem anında nasıl hareket edilir, depremden sonra nasıl bir yaklaşım içinde olunurla ilgili hiçbir bilinçlendirme eğitim müdahalesi yapılmadı.